içer, enkaz altında zemin kattalar. Memleketin ufarda ekmek yok. Bütün fırınlar kapalı. Dışarıda kalan çok insanımız var. Fakir fukara var. Millet dışarıda yani sersefil olmuş. Arabaların içine millet yıkılmış. Petrollerde yakıt yok. Hangi petrol gidiyoruz? Yakıt bitmiş. Belki de yakıt varsa da bilmiyoruz. Yemek mi istemiyoruz? Yakıt yok. Bu kardeşlerimizdir hepsi. Hepsi enkazın içindeler. Ekip daha fazla hani yardım istiyoruz biz. Milletimiz dışarıda kalacak yerleri yok. Fakir fukara dışarıda yağmurda, çamurda, ağaçların altına kaçıyorlar. Bina saçakların altına kaçıyorlar. Tehlikeli. Evler de şu anda tehlikeli. Hepsi hasar görmüş. Çok evlerimiz hasarlı. Millet dışarıda çoluk çocuk aç. Sefil ekmek bile yok içeride. Ekmek fırınları hepsi kapalı. Tedbir alıyoruz. Girmiyoruz eve. Ama benim arabam var. Bu arkadaşın arabası. Arabada kalıyoruz. Ama çoğu milletin arabası, evi ya yok. Arabada olmayınca ne yapacak adam? Dışarıda kalıyor. Yağmur da yağıyor. Yer yok. Sığınacak bir yer yok. Çarşamba pazarları, bu kurulan sent pazarlarının içerisi tıklım tıklım. Millet battaniyeyle hani ısınmaya çalışıyor. Ha, şimdi bu binaların yani eskiden beri yani 40 yıllık, 50 yıllık binalar olduğunu herkes biliyordu. Ha, bunların mühendisleri, deprem sigortasını yapan kişiler, depozitosunu, parasını yiyen kişiler bunlar nerede? Bunlar hiçbir zaman ortaya çıkmayacaksa bunlar, bunun sorumlusu kim? Bunların önlemini alması için binalardan, evlerden uzak yerlerde çadır kentler yapılması. Çoğu insan kent pazarlarında yağmurun altında, gece soğuğunda birçoğu insan bekledi. Hani bunun benim görüşümce belediyelerin çadır kentleri kurup içeride elektrik tesisatı ve elektrikli sobalar dahilinde işler yapması gerekiyor ve birçoğu yerde de hani mobil sıcak çorba araçları da olması bekleniyor. Çünkü birçok insan dışarıda ve hani birçok yerler kapalı. Hani sana davranışlar çorba nasıl getirdin? Fırınlar falan zaten yetersiz şu an. İnsanlar ekmek yemek bulamıyor. Marketler, fırınlar olsun hepsi kapalı zaten. Yani bunu... Bizim amcanın evi enkaz altında kaldı. Amcam eşi vefat etti. Bir kızı sağ çıktı. İki çocuğu şu an enkaz altında. Bir de kaynanası. Biz, yani üç kişi şu an enkaz altında daha bulunuyor. Daha çıkaramadık. Olay biz saat 4.40 buradaydık. Onlar da saat 5.30 gibi yani 5 gibi yetiştiler. Yani yarım saat sonra yetiştiler. Ama belediyenin burada su, çorba, insanlar soğukta dondu. Bir şey, bir hizmetlerini görmedik. Bu arada arabası olmayan bu soğukta mecburen dayanmak zorunda artık. Efendim hiçbir şey, ne belediye geldi ne muhtar geldi. Bir çadırdır aslında, bu bizi şeye koysa, çıkarı koysa nereye gidecek? Bir çadır gene, muhtara söyledik, bize vermedi.